Mesut Çelik. Haftanın menüsüyle tekrar karşınızdayız. Arkadaşlar geçen hafta birçok sözümüzü yine tutmadık. Bunlar nelerdi? Mesela Pubi güncellemesi bayağı gecikmiyordu. Bunun farkındayız. Bu hafta inşallah çıkartacağız. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Direksiyon incelememiz yetişmedi. Direksiyonun yanına şimdi MK710 ekledik. MK710 klavye fare seti. Bu yeni bilgisayar toplayacaklar aslında. Bir yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Sen tabii klavyenin üstüne güzel bir anakart dayamışsın. Herhalde görünmesine engelli işaretler. Evet, çünkü benim anakartım büyük ihtimalle senin klavyelerinden daha popüler olacak. Kusura bakma. Anakartımız Asus Saber 2 serisinden Z7711 setli anakartı. Artık ayrıca işte piyasaya iyice yayıldı. İnsanlar da artık 6 serisi, her ne kadar uyumlu olsa da 6 serisi yerine 7 serisi anakartları da internet tarafında tercih ediyorlar. Anakartı biraz şöyle gösterelim. Oldukça farklı bir yapısı var. Üzerinde Thermal Armor adı verilen plastikle kaplı özel bir malzeme var. Anakartın sizin de gördüğünüz üzere neredeyse %70-%80'ini bu plastik malzeme kapamış durumda. Hani kullanmadığınız slotlar bile bu tarz plastiklerle kapatılarak farklı bir yapı izlenmiş. Bunun dışında yine yüksek kaliteli komponentleri, katı kapasitörleri, güç birimlerini anakartta görmekteyiz. Şimdi biz Asus'ta konuştuğumuzda bu kaplamanın iki nedeni vardı. Bir tanesi toza karşı koruma, ikincisi de şu fan borçluğuna fan koyduğumuzda özel soğutma sağlaması. Hani o havanın bu kanallara dolaşması. Fakat bir önceki seride yapılan testlerde bu koruyucuyu kaldırdığımızda anakartın daha iyi soğuduğu ortaya çıkmıştı. Evet, büyük ihtimalle öyle bir şey olması muhtemel. Aynı bu anakartta da benzer bir test gerçekleştireceğiz. Biz son dönemde pek sıcaklık testlerine yer vermediğimiz halde bu önemli bir konu. Buna değinmek için anakartı hem bu termal armorla çalıştıracağız hem de bu üzerinde olmadan çalıştıracağız ve sıcaklık farkına da bakacağız. Evet, çünkü izleyenler için bence en önemli konulardan bir tanesi termal armor acaba gerçekten ısıya karşı bir koruma mı sağlıyor, yoksa ısının yanında yer alıp yanlara körükle mi gidiyor? Ya da sadece temizlik için mi var? Evet, bunu göstermek lazım. Önemli olacak. Orada özellikle durursanız sevinirim arkadaşlar. Senin tarafta aslında Kaan, enteresan bir telefon var. Çünkü Türkcell'in telefonları genelde öyle popülerdir. Şimdi yeni bir telefon da karşımızda. Evet, Max Plus 5 adıyla piyasaya sunuldu bu telefon. Aslında herkes T serisinin devam edeceğini düşünüyordu. Yani biz buna ikinci bir isim olarak da T21 diyebiliriz. Çünkü sistem alanında da T21 şeklinde görünüyor cihazda. Fakat piyasadaki ismi burada da görüneceği üzere Max Plus 5. Bu 5'in de ileriye dönük bir seri haline getirecekleri için 5 ismini koymuşlar. Yani telefon 5 inç değil. Onu da belirtmek gerekiyor burada. Fakat en kaba tabirle şunu söyleyebiliriz. Turkcell'in T serisi içindeki en başarılı cihaz bu olmuş. Gerçekten zaten ICS var. Android 4.0.3 işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Turkcell'in kendi özel geliştirmiş olduğu bazı yazılımlar var. Özellikle online hizmetler tarzı yazılımlarını widget desteğiyle doldurmuşlar. Arayüzü biraz şekillendirmişler. Mesela kamera yakalayabilirse ben tarayıcı da göstermeni isteyeceğim. Tarayıcısı gerçekten beni şaşırttı. Enteresan performans var, oldukça akıcı çalışıyor. Hemen bir flaştan kapalı, onu belirtelim ama artık mobil cihazlarda da flaş yavaş yavaş uyuyor zaten. Zaten Jelly Bean'le birlikte de artık flaşı geride bırakacağız. Evet. Yani o şekilde baktığımızda... Kamerada tutarsan kanalsa daha rahat görecektir izleyenlerimiz. Mağdur, biraz yaklaşırsan göreceksin. Özellikle sayfa yakınlaştırmaları, sayfa scrollu, yani sayfa kaydırması diyelim biz burada. Yani Turkcell'in özellikle T serisi diğer cihazlarla kıyaslandığı zaman ve fiyat aralığında kıyaslandığı zaman çok çok akıcı çalışıyor. Evet, zaten 3 TL bir telefon değil. Yani en nihayetinde daha alınabilir seviyeler yalnız telefon. Zaten 500-500 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak veya bulunan tarifenin üstüne çeşitli fiyat arttırmalarıyla yani sözleşmeli olarak satılabilecek bir telefon. Benim evimde gezersen aslında biraz hani o akıcılığı da görsünler. Ayrıca burada Turkcell'in ortak çalışması yapılmış olan bir arayüz var. Yani Turkcell Launcher ismiyle telefona entegre edilmiş bir arayüz var. Android standart arayüzüne oldukça fazla benziyor. Fakat sanki birazcık daha hafif, daha hızlı çalışıyor. Evet. Yani şuradaki sayfa geçişleri de gerçekten çok iyi ve Turkcell bu telefonun lansmanı sırasında 4.1 Jelly Bean'in de en kısa sürede telefona entegre edileceğini söyledi. Güzel haberlerden bir tanesi aslında. Evet, kesinlikle güzel haberlerden bir tanesi. Bunu bu şekilde bıraktıktan sonra benim haftanın menüsündeki ikinci ürünüm de Huawei firmasının MediaPad isimli tableti olacak. 7 inçlik bir tablet bu. Bunda da aşağı yukarı teknik detaylara baktığımız zaman HTC'nin Sensation serisini andıran bir donanım var. 1.2 GHz'lik çift çekirdekli işlemci, Snapdragon işlemci. Adreno 220 grafik işlemcisi. 1280x800 çözünürlük, tabi burada tabletten fark ediyor ve IPS ekran kullanmışlar. Ama IPS ekranı şöyle bir görüntü var, 256.000 renk göstermekle sınırlı. Yani aslında 16 milyon renk göremiyoruz. Bu ekranı ilk başta aldığınızda çok böyle fark edemiyormuşsunuz gibi geliyor ama yanına bir telefon falan koyduğunuzda çok fark ediyorsunuz. Kesinlikle. Mesela bu tabletin dikkat çekici özelliklerden biri de 3G desteğinin olması.
Yani sim kartı takarak data hattımızı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bir Wi-Fi şebekesi, Wi-Fi alanında içinde olmak zorunda değiliz ki denedim de bunu hafta sonu. Oldukça iyi çalışıyor. 3G performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Şu anki tek eksisi Honeycomb işletim sistemi var. 3.2 Honeycomb'la gelmiş durumda. Fakat ilerleyen dönemlerde yine ICS veya Jelly Bean şeklinde güncellemeler olacak bu cihazda. Önemli konulardan bir tanesi. Eğer bir senelerde donanım tarafını Ender'lerle birlikte destekleyeceksiniz. Biz çok mobil kaldık bu tarafta. Evet, bizim bu hafta inceleyeceğimiz ekran kartlarından bir tanesi Asus'un GTX 670 çözümü olacak ama bu şu an görülebildiği üzere özel tasarımlı bir ekran kartı. Şimdi GTX 670 ilk çıktığında bizi şaşırtmıştı çünkü üst seviye bir ekran kartı olmasına rağmen çok küçük bir form faktörüne sahipti. Yani neredeyse bir orta segment ayarında bir ekran kartı boyutlarındaydı. Ancak bu ekran kartı görülebildiği üzere bu segmentteki bir ekran kartından beklenebilecek fiziksel boyutlara sahip. PCB'si oldukça büyük. Evet, baskılı devre kartı oldukça büyük. Üzerinde yine Asus'un geliştirdiği DirectView 2 isimli bir özel soğutucu çözüm var. Çift fanlı bir soğutucu. Üzerine yine fazla sayıda bakır ısı borusu var. Yine soğutmayı destekleyici bir unsur olarak arka tarafa bir alüminyum plaka koymuşlar. Bu plaka soğutmaya destek veriyor. Özellikle arka tarafta bellek yongaları olduğu zaman hızlaşma noktasına katkı sağlıyor. Hem de aynı zamanda olası bir tehdide karşı arka taraftaki komponentleri de koruyucu bir yapı sergiliyor. Çünkü artık üst seviye ekran kartlarında o kadar fazla komponent var ki arka tarafta da kullanıcılar, üreticiler dizmeye başladı bu komponentleri. Dolayısıyla böyle bir çözüm hem soğutmaya katkı sağlıyor hem de ekran kartının genel güvenliğine ekstra bir katkı sağlıyor. Zaten 670 hız ışıtma bakımından güçlü bir ekran kartıydı. Yani iyi bir GPU'ydu. Şimdi bu soğutma sistemine beraber herhalde potansiyeli biraz daha artmıştır. Evet. Aska devredeki farklılıklar da zaten güç primlerinin daha kaliteli olduğuna işaret ediyor. Aynen öyle. Soğutucunun yanında aynı zamanda komponent kalitesi de arttırılmış. Asus zaten soğutucu özelleştirdiği zaman komponentleri genellikle geliştirme yönünde adım atıyor ki çünkü soğutucunun özel olması demek kullanıcılara daha çok hep hız ışıtma performans daha iyi anlamına getiriyor. Ancak komponent kalitesi düşük soğutucu olduğu zaman bazı sıkıntılar doğabiliyor. Ancak Asus'un bu serisinde hem soğutucu özel hem de komponentler yüksek kaliteli olduğu için biz bu kartın hızlaşma performansına da genel performansı yanında ayrıca göz atacağız. Yani önemli konulardan bir tanesi zaten hızlaşmalarda ekran kartlarında olmadığı zaman izleyenlerimiz pek tatmin olmuyorlar. Biz genelde zaten tüm ekran kartlarında kartın standart performansının yanında hızlaşma performansına da yer veriyoruz. Donanım tarafında bizim ikinci yapacağımız konu da şu. Ender zaten bir işlemci incelemesi yapacak. Ancak biz sen de bilirsin çoğu zaman bize soruyorlar hani yeni bir işlemci mi alayım, yeni bir ekran kartı mı alayım tarzında oyun performanslarını arttırmak için. Biz daha önce yapmadığımız bir şey yapacağız. Onda da bir işlemciyi bir sistem kuracağız. Ekran kartını sabit tutup işlemciyi farklı frekanslarda çalıştıracağız. Yani 3 GHz, 3.5 GHz, 4 GHz gibi. Ve performans ölçümlerini, oyun performanslarındaki etkilerini okuyucularımızla paylaşacağız. Burada artık yeni nesil oyunlar daha çok grafik birimini kullandığı için hani işlemci tarafında daha hızlı bir işlemci efektif anlamda bir performans katkısı getiriyor mu, götürmüyor mu? Bunu da aynı zamanda okuyucularla paylaşacağız. Tabii benim düşüncem hızlı işlemci her zaman çok daha iyi olacaktır. Çünkü fizik ve yapay zeka gibi işlemler ekran kartında işletilemiyorlar. Doğal olarak işlemciyi çok fazla zorluyor. İşlemcinin küçük olması özellikle yüksek ekran kartlarında frame seviyelerini oldukça fazla etkiliyordu bizim daha önceki testlerimizde. Aynen. Bu testlerde yine benzer sonuçlar göreceksiniz. Orada şey amaçlıyoruz bir bakıma da. Hani güncel yüksek seviye bir ekran kartıyla darbe oluşturmayacak en düşük işlemciyi de bir nevi aslında kullanacağız. Orada zaten yani dengeyi kurmak lazım. Çok üst seviye bir ekran kartıyla daha geri seviyesi bir işlemci kurmak bazen elinden dediği gibi darboğaz yaratabiliyor. Çünkü sonucunda işlemci ve ekran kartının ikisi de oyunlarda ciddi unsur oluşturan parametreler, donanımlar. Dolayısıyla hani orada frekansa bağımlı olarak doğru işlem, doğru ekran kartı kombinasyonunda biraz hani irdelemiş olacağız. Ekran kartı ardından herhalde bir diğer konuda işlemci testi olacak yine. Sizin o hani işlemci testinizle de biraz alakalı bir şey. Evet, bu haftada inceleyeceğimiz son donanım AMD'nin 6 çekirdekli FX 6200 işlemcisi. Geçen haftalarda da 8120 incelemiştik. 8150'ye kıyasla daha maliyet odaklı ve yine 8 çekirdek desteği sunan bir işlemciydi. Bu biraz daha orta seviyeye hitap eden bir işlemci. 6 çekirdeği var, 3 tane buldozer modülü içeriyor. 6 MB ikinci seviye tampon belleği, 8 MB da 3. seviye tampon belleği var. TDP değerine de baktığımızda 125 watt olarak aynı kaldığını görüyoruz. Çalışma frekansları ise 3.8 GHz standart hızı, turboyla da 4.1'e kadar kendisini yükseltebiliyor. Fiyat olarak uygun bir işlemci, bakalım güncel ayrı işlerle nasıl baş edecek. Ama tahminimce maliyet odaklı sistem kurmak isteyenler için iyi bir tercih olacaktır. Şimdi AMD tarafında şu avantaj var, tamam işlemcileri performans anlamında ayrı bir işlere veya sende bir işlere karşı biraz geride kalabilir. Fakat anakart fiyatlarına baktığınızda AMD anakartlar çok daha uygun fiyatlı satılıyorlar. Intel tarafında bu aslında biraz da rekabetin bozulması ve performans anlamında Intel'in öne geçmesiyle beraber yine fiyatlar yukarı çekilmiş durumda. Hatırlıyorsunuz eskiden hiç rekabet yokken Pentium'da Celeron satıyorlardı bize. 5 kuruş etmeyen işlemcileri ne yazık ki satın alıp kullanmak zorunda kalıyorduk. Pentium'lar
yeni seri ekstrem işlemciler fiyatına satılıyorlar. Tabii AMD tarafında geriye dönük destek de daha zengin. Yani evet. Şimdi Intel, Ivy Bridge, Sandy arasında bir karşılıklı platform uyumluluğunu sağladı ancak AMD tarafında 7 serisi bir anakart sahip kullanıcı bile yani baktığınız zaman FX serisi işlemci ya da büyük serisi jenerasyon işlemci kullanabiliyor ki bu maliyetler açısından önemli bir avantaj. Burada özellikle işlemci testinde izleyenlerimizden gelen sorular neticesinde oyunlara da biraz önem verilir, inceleme yapılırsa en azından oyunlar hani tatmin edici frame seviyelerinde çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Zaten işlemci testinizde oldukça uyumlu olacak, görülebilir. Çünkü izleyenlerin kafasında hep şöyle bir sıkıntı var. Yani Intel mi almalıyım yüksek frame görebilmek için? Acaba alt çekirdekli de yani Intel mi, 8 çekirdekli mi almalıyım? Gerçi oyunlarda 8 çekirdek, 6 çekirdek çok fazla fark etmiyor. 4'ünü kullanan uyum bile çok az var ama İster istemez hep bir soru işareti var. Bu testlerde bunlara cevap arayacağız. Bu hafta izleyeceğimiz ürünlerin sonuna geldikten sonra geçen haftaki yaptığımız incelemelerden bir tanesine gelen eleştirilere de cevap vermek lazım. Bu eleştiriler 4.1.1 incelemesine geldi. Galaxy Nexus'la beraber aslında One X ve Galaxy S3'ü de beraberinde inceleyip karşılaştıracağımızı söylemiştik. Fakat bu karşılaştırmanın daha sonrasında mantıklı olmadığına karar verdik. Çünkü Jelly Bean'le beraber aslında sabit bir donanımda hızlanma var ve bu hızlanma benchmarklarda veya oyunlardaki hızlanma değil, arayüzdeki bir hızlanma. Geçişlerde yumuşama var. Şimdi kalkıp da bu telefonu daha güçlü donanımsal özelliklere sahip fakat eski Android 20 telefonlarla karşılaştırırsak sanki Jelly Bean'le beraber hiçbir şey gelmemiş gibi görünecekti. Çünkü oyunlarda yine diğer telefonlar ezeceklerdi. Benchmarklarda yine çok daha yüksek sonuçlar alacaklardı. Biz Jelly Bean testinde şunu göstermek istedik Erbil'le beraber sizlere. Benchmarklar aslında gerçek dünya kullanımı ile ilgili pek de sonuç vermiyorlar. Gerçek dünya kullanımında çok farklı etkenler var kullanıcıları tatmin eden. Mesela ara geçişlerin hızlı olması, yumuşak olması aslında bir telefonu gerçekten çok hızlı bir telefon kullanıyormuş gibi hissetmenizi sağlıyor. Ki Galaxy Nexus artık bu başarılmış, inanılmaz iyi geçişler vardı. Aynı zamanda tarayıcıdaki gelişmeler de işlemci gücünün de yine çok fazla önemli olmadığını, yazılımsal anlamda bazı gelişmelerin bir telefonda nasıl bir browser deneyimi, tarayıcı deneyimi yaşayabileceğimizi de göstermesi açısından önemliydi. Kaldı ki Galaxy Nexus'taki şu an tarayıcı deneyimini en iyi tarayıcı deneyim olarak adlandırabilirim. Gerçekten de Galaxy S3'te ne de One X'te aynı deneyimi yaşayamazsınız. Son update'le beraber inanılmaz bir telefon haline almış. Zaten sentetik testlerde çok fazla kazanım sağlamadığını söyledik. Burada dediğim gibi Galaxy Nexus'a haksızlık olurdu. Çünkü donanım anlamında bir önceki jenerasyonu temsil eden bir telefon. Evet, Galaxy S2'nin daha aşağısında kalıyor aslında donanım anlamında. Kesinlikle öyle. Burada belki daha kabul edilebilir değerlendirme 4.1 güncellemesi One X ve Galaxy S3'e çıktıktan sonra yapılabilir. Çünkü onlarda da artık Eylül kulağında muhtemelen Ağustos ayı en kötü Eylül ayı ile birlikte çıkmış olacak. Ama Android 4.1 tek başına her telefona hani yeni bir dönemi sokacak önemli güncellemeler getiriyor. İşte arayüz çok başarılı artık. Tarayıcı performans kez daha öyle. Hani neredeyse bir bilgisayar deneyimini sunar hale geldi Android'deki tarayıcı. Dolayısıyla tek başına performans değerleri çok fazla artık önem ifade etmiyor. Telefon gerçek anlamda pratik, kolay kullanabiliyor muyuz, kullanamıyor muyuz? Hani burada Galaxy Nexus'un yaptıklarını gördüğümüzde şunu düşünüyoruz. Hani One X ve Galaxy S3 4.1 aldığında artık bunlar uçak kaçar hale gelecekler. Uçak kaçar hale gelecekler. Bakar ki kullanıcılara en iyi deneyimi sunmaya başlayacaklar. Burada haftanın menüsünün sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.